Evet, NSM Karavan kanalından herkese merhaba. Bir alkovenli aracımızın daha sonuna geldik. Güzel bir araç oldu. Çok emek verdik. En sonunda bitirdik. Aracın içine girdiğimizde alkoven, yani yatak olan kısım ve şoför tarafı bizi karşılamakta. Önde siyah perdemiz var. Yandaki rafları ahşap tercih ettik. Masamız yine ahşap, vernikli. Burada da televizyonumuz konumlandırdık. Güzel bir araç oldu. Umarım alacak olan kişi de güzel günlerde kullanır. Gerçekten bizim yaparken keyif aldığımız bir araç. Uzaktan göstereyim. Burada lavabomuz bulunuyor. Yanında ocağımız bulunuyor. Burada çekmecelerimiz. Lavabomuzun alt dolabı, içi raflı. Üst dolabımız, yine buraya raf koyduk ki hani bardak mardak vesaire bir şeyler bırakmak için. Altta USB girişimiz ve LED'imizi açan, açıp kapatan anahtarımız ve 220 girişlerimiz bulunmakta. Basamağımız tuşla açılıp kapanabiliyor. Ve sinekliğimiz. Yanda yukarıya çıkmak için tutamacımız bulunuyor. Buzdolabımız ve buzdolabımızın üstündeki dolap. Kilitli, çift kapaklı bir buzdolabımız. 12 volt aynı zamanda buzdolabımız. İnvertörü açmaya gerek kalmadan güneş olmasa bile daha uzun sürelerde kullanım imkanı sağlıyor bize. Burada elbise asmak için uzun bir dolabımız bulunmakta. Burada tam ışık olmadığı için tam çıkmamış ama klimamızın açma kapama tuşlarını oraya konumlandırıldık. Klimamız gizli, mobil klima. Buradan da klimamızın üfleme alanı bulunuyor. Buradaki gözleri açarak dışarıya hava sirkülasyonu sağlanmakta. Ve aracımızın banyosu, şöyle uzaktan görüntüsü, kapağını açıyoruz ve duş almak için ızgaramız bulunuyor. Burada kasetli tuvaletimiz ve burada da dolabımız. Yan taraftaki bölmeye de şampuan vesaire koyabiliyoruz. Işığımızı da buradan açıyoruz. İçerisi gayet aydınlık oluyor. Banyo için yeterli. Lavabo taşımız ve fanlı havalandırmamız mevcut. Burada turumamızın ve webostumuzun göstergeleri bulunuyor. Açıp kapatabiliriz. Burada yatağa rahat çıkmak için çekmece yaptık. Çekmeceler yine kilitli. İstediğimiz gibi gözleri kullanabiliyoruz. Buradan da kapatıp kilitleyebiliyoruz. Yatak başımız karşı taraf, ışıklarını da açtık. Bu şekilde. Elbise asmak için yanlarda yine askılığımız bulunuyor. Sağ ve sol tarafta gördüğünüz gibi. Güzel bir işçilik oldu. Yine yatak başlarında ledleri açıp kapatmak için ve telefon şarjı 220 ve USB girişlerimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi buradan da kapatabiliyorsunuz. Perdelerimiz, camlarımız mevcut. Güzel bir aracımız oldu.
Koltuklarımızın altları, koltuklarımız bu arada emniyet kemerli. Koltuklarımızın altlarını kullanabiliyoruz. Işık olmadığı için yine karanlık görünüyor ama kocaman bir depolama alanı sağlıyor bize. Yine diğer koltuğumuzun altında da o şekilde büyük bir depolama alanı bize sağlıyor. Ve aynı zamanda koltuğumuzun altında da ısıtıcımızın havalandırması mevcut. Burada alkoven yatağımızın merdiveni ve şoför mahallini görüyoruz. Aracımız temiz, sıfır bir araç. Yani az kilometrede. Iveco Dali. Perdemizde çekip böyle ön tarafla tamamen ilişkiyi kesebiliyoruz. Tavan eki LED uygulamamız güzel oldu. Ortaya aydınlık sağladı. Burada da tuşlarımız var. İçerinin elektriğini açma, kapama, aktifleştirmek için tuşlarımız mevcut. Dolabımızın altındaki ledler, hepsinin altında tuşumuz var. Oradan açıp kapama yapabilirsiniz. Basamağımızın aydınlatması akşam inip çıkmak için rahat oluyor. Bu da aracımızın dışı, tertemiz. Aracımızın arka bagajı, invertörümüz, aküleri konumlandırdığımız yer ve şartel panosunu görüyoruz. Tomatek marka invertörümüz. Aracımız alkolenli araç olduğu için depolama alanı da gayet geniş ve rahat oluyor. Şöyle akü grubunu da alayım da. Akülerimiz de burada 3 adet. Akümüz. Malzeme koyacağınız için, yani depolama alanına akülere herhangi bir zarar vermesin diye üstünü de kapattık. Ki malzemeleri rahat bir şekilde koyup çıkartabilirsiniz. Herhangi bir yere takılmasın diye. Dolaplarımızın, yani alkolümüzün bagaj kısımları hepsi kilitlidir, anahtarlıdır. Şöyle uzaktan da göstereyim. Burada su tankımız ve su bağlantılarımız, webostumuz ve tüpümüz mevcut. Tüpü otogaz Avrupa standartlarına uygun. Otogaz gibi dışarıdan doldurabiliyoruz. Benzinliğe çekip. Burada da webostumuz, su açma kapama tuşlarımız, duş başlığımızın girişleri. Tek bir yerde topladık. Hepsine rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aracımızın su girişleri, turmanın havalandırması vesaire hepsi bu tarafta. Tuvaletimizin kaseti de oradan çıkmakta. Aracımızı şöyle önden de bir göstereyim. Aracımızın uzunluğu 5 metredir. Üstte yine aydınlatmalarımız var. Aracımız Iveco Dali. Bu aracımız satılıktır. İlgilenenler, ilgilenmek ve satın almak isteyenler ekrandaki iletişim numaralarından ve açıklama kısmındaki numaradan sahibine ve bizlere ulaşabilir. Aracımız sıfır, imalattan yeni çıktı. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.